Evet arkadaşlar, nabızallık programının bugünkü misafiri kimle beraberiz? Mustafa Tokgöz. Mustafa abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Allah'a şükür. İyisiniz. İyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyisiniz. Allah'ım iyilik versin. Biz de iyiyiz abi. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyoruz abi? Ben alabalık yetiştiriyorum. Alabalık yetiştiriyorsunuz. Sadece alabalık mı vardır alabalık çiftliğinde? Alabalık. Başka diğer tür balıklar buraya uygun değil. Sadece alabalık yap. Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz abi? 13 yaşında falan başladım bu işe. 1993'te falan işte babamla beraber başladık. 100 balık aldık anaç. Onunla başladık işte. 100 balıktan şimdi kaç balık var abi? Kaç balığa geldik? 100 bin başladıktan sonra 2-3 senede falan bu hale geldik. Yavaş yavaş çevirdik işte. Yani 100 bin balık ortalama 3 yılda mı? Yavrularını sağıyorsun, ondan sonra yumurtalarını, onu işte hemen büyürmüyor. İşte bu yavrudan çıkışta 2 senede anca balık oluyor. 2 senede anca balık oluyor. Bir sene yavru bekliyor. Büyüdükten sonra anaçlar her sene sağıyorsun, onu takviye ediyorsun yani. Peki Mustafa abi, bu balıkçılığa başlama fikri ilk nasıl ortaya çıktı? Babam önceden bir yapmışmış 80'li yıllarda. Bir sel gelmiş buraya, büyük bir sel. O da balıkların hepsini götürmüşmüş. Sonra ben çocukken anladınca böyle, ben de burada konuklar çiftliği vardı, devletin çiftliği. Oraya bir balık yemeye gittiydim. Babama işte dedim ya, biz bu balığı biz de yapalım burada. İşte o biraz korkmuş, sel götürünce yapmak istemedi falan, zorladım falan. Öyle heveslendi. Beraber öyle yaptık işte. Beraber bu şekilde başladınız aynen diyorsunuz. Peki işleriniz nasıl abi şu anki zamanda? İşlerimiz işte kötü gibi oluyor da bazı da işte bazı iyi oluyor, bazı kötü oluyor. İşte duruma göre. Ya duruma göre değişiyor diyorsunuz yani, anladığım kadarıyla. Duruma göre değişiyor. Peki memnun musunuz abi bu işten? Ya memnunuz. İşte başka yapacak şeyimiz yok. Ya hayvancılık yapacaksın köyde. İşte su olunca, su olduğu müddetçe. Bu iş yapmak isteyen biri nasıl başlamalı? Önce suyu olmalı yani. Suyun kaliteli olmalı. Yani su ne kadar çok olursa balığın verimi o kadar artıyor. Yani su akarsu olur. Su sıcamamalı. 24 ay, 12 evet, ay. 12 ay boyunca. 12 boyunca kesintisiz akmalı. Yazın mesela bazı akarsular yazın kesilir. Yani bir de onun kapasitesi var. Mesela ne kadar yetiştireceğinin suyun bir debisi var. Ona göre onu zaten ruhsat alıyorsun. Onu devlet zaten biliyor. Onu ruhsat alarak ona göre devlet izin veriyor. Ruhsat almayınca vermiyor. Yani ruhsat verirse zaten demek ki su iyidir, kalitelidir. Yani alabalık için elverişlidir. Peki çiftliği kurduktan sonra neler yapması gerekiyor? Bilgili olması lazım. Ya bu mesela bilgiden kastınız ne? Balıklar hakkında mı bilgisi olması gerekiyor yoksa satış, besleme, büyütme bunun hakkında mı? Tabii besleme, büyütme, satış, yani az önce söylediğim gibi suyun evet, kalitesi. Balık olacak mı, olmayacak mı? Azla başlasalar daha iyi olur yani. Mesela bir anda çok başlarsa bir riskli de yani. Mesela balıklar bir anda öyle edebilir yani. Riskli diyorsunuz bu balık işi. Az başlasın, yavaş yavaş çoğalsın diyorsunuz. Yani yavaş yavaş. Hem öğrenmiş olur. Hızlı başlarsa çabuk batar. Hızlı başlarsa çabuk mu batar diyorsunuz? Yani biraz hemen ölü de bilir mesela. Hepsi bir anda öldüğü de oldu yani öyle. Balıkların öldüğü oluyor diyorsunuz. Oluyor tabii. Bir anda su kesilir, ağız tıkanır. Sabah bir gelmişsin hepsi ölmüş. Ölmüş diyorsun. Peki Mustafa abi, neyle besliyorsunuz abi bu balıkları? Balığın yemi var, kendi balık unundan üretiyorlar. Yani her şeyden olmaz. Bu etçil bu alabalık. Yani balığa balık unu mu veriyorlar? Balık, yani balık etinden yapılmış bir un. Yapılıyor, un yapılıyor. Evet. Onu işte içine soya fasulyesi, diğer vitaminler giriyorlar. Ya balık yine balık yiyecek. Denizde evet, olduğu gibi çiftlikte de aynı şekilde bu aynen devam ediyor. Yani, etçil yani. Diğer arpa, buğday, ne bileyim öyle yapsan yemez onlar. Yese de yaramaz yani. Peki abi, günlük ortalama ne kadar balık satıyorsunuz? Senelik 25 ton kapasitemiz var. Onu işte belli olmuyor. Bazı çok satarsın, bazı hiç satmazsın. Ya bu ticaret. 25 tonu bitiriyoruz işte onu. Bu 25 tonluktan ne kadar kazanıyorsunuz? Ya bazı sene kazanmadığın da oluyor. Onun mesela satıyorsun balıkların hepsini. İşte yemini alıyorsun. Yani bazı sene kazanıyorsun, bazı da kazanmadığın da oluyor. Ya ortalama miktar olarak ben günlük ortalama şu kadar onu, para onu kazanıyorum. Onu bir hesaplamadık yani. Aldığımız işte evimizin geçinmesi, onu yani ayrıyeten şu kadar para alıyorum aylık diye belli olmuyor yani. Ya bir asgari ücretin altında mıdır, asgari ücretin üzerinde midir? Asgari ücretin üzerindedir canım. Yani bizim merak ettiğimiz aslında, yani bu işi yapmak isteyen ya da bu iş hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen insanlara karşılık en azından bu ne kadar kazandığını bilmeleri daha makbul olur o açıdan. Ya işte sudan suya farklılık gösterir. Mesela suyu çok kaliteli olursa 1 kilo balık 1 kilo yemili olur normalde. 1 kilo balık 1 kilo yemili. Kaliteli bir suda olacak. Şimdi su kalitesi ise o değiştirir. İşte havanın durumu, yazın
su sıcağı bilir, o değiştirir. Yani bu tam bir net kar bilmiyorum. Biz ona kadar yaptık öyle bir net. Yani çarkı çevirdik mi yeter yani. Çarkı çevirdik mi yeter diyorsunuz. Yani olduğu zamanlar oluyor. Mesela yavru satıyor. O zaman yavru sattığım zamanlar oldu. Mesela yavru satıyorsun. Onun mesela onda daha iyi para oluyor. Yavru da. Yavru mesela imi pahalı da olsa onun yökünden dolayı mesela 1 milyon yavru çıkarıyorsun. Mesela bunu kendine 100 binine ayırıyorsun. Ondan sonra kalanını satıyorsun. Peki bunu kimlere satıyorsunuz abi bu yavruları? Balıkçılar alıyor yetiştiren. Bazı herkes yavru çıkartmaz. Bazı bizim de öldürdüğümüz oluyor. Biz de yavru satın alıyoruz. Ha, bu sürekli değişkenlik gösterebiliyor diyorsunuz yani. Değişkenlik gösteriyor. Yani böyle tam bir hesap yapılacak bir şey değil yani. Bizimki de bir de doğal olduğu için havuzlar böyle tam bir net tane böyle beton havuz olsa, teknik yapılsa onu adam şu kadar yiyin midirdim işte şu kadar kazancım var diye hesap yapabilir. Yani ben sana bir net kar veremem yani. Veremem diyorsunuz. Evet. Yani bu sizin yaptığınız balıkçılık gördüğüm kadar beton değil. Beton direkt değil, doğal diyorsunuz. Doğal yani bizimki. Topraktan olduğu için beton havuzlar gibi öyle hesabını yapamıyorum. Peki abi masrafı nedir bu işin? Masrafı yem masrafı. Yemi balık unu olduğu için dolarla geliyor. Evet. Dolar yükseldikçe o da yükseliyor. O balık yemeğinin yemesi olmuyor. Ya sadece balığın masrafı yem midir? Ya diğer ekstra elektrik veya diğer bir gider yani var mıdır? Onlar vardır. Elektrik falan vardır da. Yani genellikle yemdir yani. Yem, ağır masrafı yemdir. O elektrik o kadar bir... Fark göstermiyor diyorsunuz. Yani suyun az olur da dinamo falan çalıştırırsan dalgış malgış o zaman elektrik maliyetin artar. Ama maliyetin suyun artıyor. İyiyse, akar suyun iyiyse yani o sadece yem yani. Bir de yavru çıkarmıyorsan yavru balık alacak. Bu mesleği yapmak isteyen meslektaşlarınıza ne söylemek istersiniz? Yani eğer öyle bir akarsuları varsa çok güzel analizini yaptırsınlar. Devletten de ruhsatını alsınlar. Yapabilirler yani. Bir de tabi bunun pazarını şimdi bulabilirlerse yapsınlar. Şu anda balıkçılık yapan da azaldı yani öyle. Azaldı derken azalmasının yani sebebi? Azaldı işte yemi çok aşırı pahalı ne bileyim suda bazı mesela bizim suda da kesin az almalar oluyor. Şeye göre kuraklığa göre değişiyor. Ya suyu gerçekten öyle çok olup da akarsuyu evin önünde kendi şahsına ait olursa güzel suyu olursa yapsınlar yani o olur. Bir kilo yem ile bir kilo balığı alıverseler karı çok iyi olur. Suyu iyi olur. Bir kilo yem de ve de suda güzel olursa kurtarır evet, diyorsunuz kurtarır. Yani balık kendini. Ama bazıları böyle hevesleniyor işte az bir suyu var işte bu dinamo çalıştırayım işte güneş enerjisiyle yapayım. Onlar boşuna heveslenmesin yani. O bir gün olur ceyran kesilir. Balıkların hepsi ölür. Onun bir de döktüğü su çok az olur yani. Çok ne kadar da çok büyük dinamo su çok ceyran yakar. Yani dökme suyla değirmen dönmez diller ya. Evet. Aynı o sistem. Hatta daha dağdan gelse mesela bizim burada yerden çıkıyor. Daha dağın tepesinde şelale gibi gelse o mesela mükemmel olur. O daha mükemmel bir varsa yapsınlar yani. Bu işin aslı astarı akarsudan bitiyor diyorsunuz. Tabii akarsu olmadı. Su varsa yani taze ve kaliteli su varsa balık da güzel olur, balık da kaliteli olur diyorsunuz. Tabii. Yani yem miktarı da düşer diyorsunuz, yediği yani, karşılığını verir diyorsunuz. Yani. Peki Mustafa abi mesleğinizle ilgili bildiğiniz bir atasözü var mı? Kaçan balık büyük olurmuş desem o da şeye girer. Oltacı şeyine girer yani oltayla balık tutanlar. Ne on beni yiyen doymasın, beni satan olmasın demiş. Şöyle çevirmeme bakma bütün balıkçılar. Olmadı ya. Yani balıkçılar aslında ummuyor. Ya bu civarda öyle genelde öyle oldular da bir ben kaldım o da tökez diye. Batıyor mu diyorsunuz yani? Balığın bedduası yani, mı tuttu? Yani öyle oluyor. Yani diyeyim az önce söyledim mi yani bunun kârı kirbiti belli değildi. Evet. Yani biraz da ona da atasözü de gerçek herhalde yani öyle ilerletmiyor adamı. Ama yani bu büyük akarsu olursa o hepsini şey yapar yani o akarsuyu çok büyükse bir de münasibse bu balık olur yani. Peki abi nasıl zengin olunur? Zengin olunur da onu yemesini harcamasını bilmem lazım. Zengin olunur ama onu harcamasını yani bilmem. Çoğu da biriktirmiş malı cebinde 5 kuruş para yok. Para istesen 5 kuruş para yok. Bazısı da çok az bir iş yapıyor. Cebi para dolu. Önemli olan yaşamasını mı bileceksin? Ne bileyim gezmesini mi bileceksin? O parayı yemesini mi bileceksin? Çok çalıştığında çok para olmuyor yani. Ya açık gönüllü olacak. Yemesini bilecek ne bileyim yani yemek deyince kötü manada değil de yani gidip de gezmesini bilecek, harcamasını bilecek. Karşıda arkadaşı olduğu zaman onunla mesela harcamasını bilecek. Ne bileyim ailesine harcamasını bilecek. Ya diyorum ben çok malı var adamın parası yok. Yani parası harcayamıyor. Parası yok cebinde. Halbuki hesaplasan belki trilyonlarca malı var ama yemesini bilmiyor. Peki siz onu o şekilde gördüğünüz zaman ne düşünüyorsunuz? Haline acıyorum yani. Bu dünyayı böyle biriktire biriktire geçiriyor. Ondan sonra ölüm yaklaşıyor. Peki Mustafa abi son olarak yani alabalık hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Alabalık yani gerçekten yeme yönünden de sağlıklı bir yiyecek. Alabalık eti mesela siyah eti çok girsen insana dokunuyor mesela. Çok girsen mesela bir rahatsız olun ama alabalığı ne kadar yersen iyi. Böyle mangalda yani kızartma türü değil de mangalda şöyle bir huzurlu hissedim böyle rahat hissedim böyle hani
tansiyonunu yükselmiyor, ne bileyim. Yani ben mesela daha balığa başlayalı her zaman çok yiyorum yani. O yönden çok onu fark ettim yani mesela. Hafif bir yiyecek yani. Tansiyonunu yükseltmez. Onu yedin, bir de arkasına tatlı yedin. Senden iyisi yok diyorsunuz. Yani ama mesela öbür eti yemeyen demiyorum da o et de ayrı bir şey de. Alabalık o yönden hafif yani. Eti mesela tavuk eti de o kadar şey değil yani. Peki Mustafa abi, balıkçı olmasaydınız ne olmak isterdin? Önceden ben, babam şeydi benim, boyun vardı. Çok kuzu güttüm, boyun güttüm. İşte biraz da ondan da usamlıydım. Sabahın işte saat 6'sında kakardın, güderdin. İşte bir öğlen mola verirdin, ondan sonra zor olurdu. Evet. Dedim ondan biraz da babamın koyununu sattırdıydım işte. Balığı yapayım da hani böyle çobanlık yapmayayım diye. Ya çobanlık da ayrı bir şey de işte çocukluktan yapınca çocukluğunu biraz yaşayamıyorsun azar. Kırda bayırda. Önceden telefon da yok işte, canı sıkılıyorlar. Balıkçılık yapmasaydım, hayvancılık. Ya hayvancılık işte, ya inek yapacaktık. Ona dönerdim diyorsunuz yani meslek olarak. Tabii ona dönerdim. De belki onlara döneceğiz yani şimdi balık belki de. Para etmeyecek. Yani hiç belli olmaz balık. Bir gün sabaha kadar hepsini öldürsün. Peki Mustafa, pazarlama işini nasıl yapıyorsunuz? Ben gördüğüm kadarıyla insanlar burada gelip yiyor sizin alabalık çiftliğinizde. Evet. Dışarıya da satış yapıyor musunuz? Nasıl oluyor balık satış işi? Çok olduğu zaman toptan veriyoruz. Kalanını burada piknik, ailecek piknik yapmaya geliyorlar. Para kenti almaya geliyorlar. İşte bir şekilde onlara satıyoruz canlı şekilde. Balığı satıyoruz. Satışta sorun olmuyor yani. Peki Mustafa abi, teşekkür ederim. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Nabız Aldık programının bugünkü misafiri Mustafa abiyle balıkçılık hakkında...